Merhaba arkadaşlar, ben Oktay Mercan ve bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün yine bir sorun çözüm videosuyla karşınızdayım. Bugünkü sorun çözümün konusu arkadaşlar, Kdenlive isimli video editleme programında dosyaları yüklerken geçersiz invalid clip hatası, geçersiz klip hatasının çözümü. Dilerseniz hemen şöyle bir geçelim. Kdenlive'ı internet sitesinden indiriyorsunuz. Bu indirmede zaten şu anda bildiğim kadarıyla daha tam versiyonu değil diye biliyorum. Ama gene kullanılabiliyor. Bu sayfadan gördüğünüz gibi indirme kısmından şuradan indiriyorsunuz. Ancak şöyle bir sorun var ki bu çalışması için yeterli değil. Bunun için arkadaşlar FFmpeg şeyini indirmeniz gerekiyor. Buna ne denir? Tam siz söyleyin. Kodeklerini indirip yüklemeniz gerekiyor. Kdenlive'ın içinde bu standart olarak gelmiyor. Buradan hangi sürümü varsa cihazınıza onu seçip buradan download build deyip indiriyorsunuz. Daha sonrasında indirdiğiniz dosyayı Kdenlive'ın içine çıkartıyorsunuz. Buraya çıkartıyorsunuz. Bir örnek açısından göstereyim ben şu anda hemen bir demo sizlere. Ve nasıl çözüldüğünü de burada göstereyim. Şunları da kapatayım. Evet. Programın açılması birazcık zaman alacak. Açılmıyor mu acaba? Evet. Bir yeniden açmayı mı denesem? Öyle yapayım. Yönetici olarak açayım hatta. Garanti olsun işimiz. Şu izini de vereyim. Sanırım geliyor. Ah, geldi. Tabii büyük ihtimalle diğeri de açılmış durumdadır. Aynen işte arka tarafta açık. Bunu bir kapatalım neyse. Evet. Şimdi dilerseniz bir demo olarak bir şey ekleyip bu hatayı sizlere göstereyim. Şu anda ben de temiz bir kurulum yaptım. Hemen şuradan şey yapalım. Evet. Burası değil. Buradan gitsem herhalde gider. Sıkıntı da yok gibi. Her neyse. Tam böyle hiç olmayacak büyük ihtimalle. Buralar çalışmıyor. Her neyse geri döndüreyim ben. Şuradan tıklamayla bu şekilde de gidebilirim. Şuradan videolar kısmına geleyim ve buradan örnek bir video ekleyeyim. Çok uğraşmayacağım. Şuradan bir tane bir şey seçeyim. Tamam diyeyim. Gördüğünüz gibi bu hatayı veriyor. Invalid clip
Bunu nasıl çözeceğimize geçelim. Öncelikle şuradan düzgün bir şekilde çıkalım. Hayır, kaydetme. Bu tam şekilde kapanmıyor arkadaşlar. Arka tarafta çalışıyor olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi her açtığınız şekilde bu şekilde kalıyor. Bunu da buradan ekstradan kapatmanız gerekiyor. Niye böyle bir şey var? Tam bilmiyorum ama her neyse. Şimdi indirip çıkarttığınız arşivin içindeki bin klasörüne gelip buradaki olan her şeyi kopyalıyorsunuz. Daha sonra aynı yere çıkartıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da aynı dosyalar var. Buraya çıkartıyorsunuz. Aynısı var dediği zaman da onaylayıp üstüne yaz diyorsunuz. Onun dışında burada da hazır çıktı export şeyleri var. Ama her neyse. Bunları datada bir yerde bir şeyin içine atıyorsunuz ama şu anda tam bilmiyorum. Her neyse bunu geçelim. Her neyse ben hemen göstereyim. Şuradan tekrardan açalım. Şunu kapatayım. Evet, şuradan şimdi aynı şekilde bir şey diyelim, video yükleyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde içine yüklendi. Artık hiçbir sıkıntı vermiyor. Hatta şöyle aynı bir şey değişmediğini göstermek açısından, hani farklılık olmaması açısından göstereyim. Aynı videoyla da. Gördüğünüz gibi bu şekilde alıp ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde programa yükleyebiliyorsunuz. Evet. Sorunun çözümü bu kadardı arkadaşlar. Gayet basit bir çözümü var. Bu şekilde bu sorunuzu çözebilirsiniz. Gayet kolay bir şey. Niye bu şekilde gelmiyor baştan bilmiyorum ama her neyse. Kabaca bu şekilde. Bu dosyanın arşivi indirip çıkarttığınız yerin linkini açıklamalarda ben veririm. Oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Direkt oradan tıklayıp gidebilirsiniz. Bunun dışında başka diyeceğim bir şey var mı? Şöyle bir düşünüyorum. Yok. Canlı yayınlar için Twitch kanalıma abone olmayı unutmayın. YouTube kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Twitch kanalımda da canlı yayınlar yapıyorum. Buradan da takip etmeyi unutmayın. Her neyse bir başka videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.